Açıkta kullanmaz mı? Unutur. Dur, bir şey de. Yok canım, neden de alalım? Dur şimdi, senin çeyizleri bir çıkaralım. Göster. Neden şeyler de var, yatak falan da var. Koca halinin ki yer işte. Hadi ayrı. Üstüne şeyleri koymuşum. Ne iş yapayım? Bunları ben çıkarmadan olmayacak arkadaşlar. Şimdi çıkarayım da koyarım, yoksa bu kullanmayacak bunlar. Ne yediğini, hepsini ne yedebiliyim. Şurada babamın kıyafetleri var, onları üstüne örtmüş fazla olmasın diye Allah. Çarşafına örter bu. Şimdi annem gelin, yatak odasındayız arkadaşlar. Şey göstereceğim sizlere. Hatta ben bunu bir iki video çekmiştim. Annem bir daha baktım, ben bu tencereleri bir daha görmedim. Annem kapına kapmış, hemen kaldırmış koymuş. Çok, çünkü her yer koyacak yer yok, tencere. Ötüz dolu mutfağın altı şu dolu. Bunlar var, kutuda dursun diyorum. Götürdüm koydum. E tencere çok ama hani hiç olmazsa yenice kullanırız. Kullanılsın diye de ablamla annemi hediye aldıydık. Karaca'nın arkadaşlar tencere takımını almıştık. Bundan bayağı 2-3 ay önce, bayağı 3-4 ay da olmuştur. Bir sefer bir gördük, bir yemek yaptık, bir daha tencereye görün yani cennetlik olacak. Şeye saklamış, buraya bu odaya getirmiş, yatak odasına koymuş, üstüne de bir şeyler koymuş, dursun orada ileride lazım olur diye. Daha ne zaman lazım olacak, çeyizliğe mi koyacağım bunları dedim ben de. Bunları çeyizime koymayacağım. Yarın torunlarım evlenecek, kızlarım gelin olacak, oğlanlarım evine gelecekler. O zaman da açarım galiba işte onları. O zaman göstereceğim işte. Bak, o zaman bununla pişirsinler, yesinler. İşte derim, bu telimi bana koyarım. Tabii. Şimdi bir şey de demedim. Bak şimdi ha, böyle olur. Yani çok hepimizin vardır ya böyle bir misafir takımı, misafir tabağı, misafir tenceresi vardır ya. Demek kanacağızın da iyi bak. Şimdi ne yapacaktım biliyor musun ben bunu? Sen dedim şuraya otur oturayım. Sen nerede bu tencerelerin? Burada. Dur dedim, ben onları bir çıkarayım, kaldırayım, yıkayayım, rafa şeye koyayım dediydim ama. Şimdi sen endere deyince ama boş ver, bir şey olmaz, kullanalım, boş ver. Onlar daha oraya geçti. He, öyle dedik gelirse, ama boş ver, seninle mi yaşayacak anacığım? Torunlarım dedim gelirse güzel güzel içinde yesinler dedim. Görür müyüz kim bilir anam o zaman? Görürsünüz, ne görmeyeceksiniz? Tabii torunlar büyümesi var ya, tabii Allah'ım o günleri de göstersin, Allah göstersin inşallah. Allah göster anam. Allah'ım şimdi göstersin. Hepimizde vardır arkadaşlar, bu bende de var. Hani bir tabakmış, çanakmış, böyle bir şeyler aldığım zaman hani bir misafir geldiğinde temizcik kullanalım, misafir geldiğinde yenicik kullanalım diye. Herkes de vardır bu ama belli bir şeyden sonra da modası geçiyor. İnsan modası geçtikten sonra da bir şey yapmıyor. O yüzden diyorum ben de anne diyorum, kullan diyorum. Bak şimdi annem öyle deyince şey yapamadım ben de. Yoksa ben bunları kutusundan çıkarıp şimdi yıkayıp koyacaktım rafa dedim. Çok bunlar çok, niye burayı çünkü de. Her yer dolu ötüyüz. Benim kaç tane takım alındı o zaman? Abang gününde önce aldım, yeni çıktı bu çelik. Var canım, yok demiyoruz ama bu hani eski ha, öyle çok. Bir yenici olsun annemin dediği yani kafam var mı? Bu çelikler çıktı zaten, aldık, sonra aldık. Bir sürü var. Hatta bunun kutusunu bile açtık arkadaşlar. Bunun bir ikisini ben birkaç videomuzda falan kullanmıştım ben bunları. Ama ondan sonra kaybolmuş dedim ya, dediğim gibi işte. Annem hemen kaldırmış koymuş. Aslında o zaman da açtırmayacağız kızım. Çocuklarınıza dursun bu ileride, ya Zeynep'in ya Fatma'ların olsun. Bir babamla dedik, bir dur dedik, bir onları alırız biz dedik. Ama işte onlara da söyleyeceğiz. Birer tane de onları söylemeyi düşünün. Bunu 3-4 ay falan olduydu o zaman. Kaç para? 999 TL'ye almıştık. 1000 TL'ye almıştık o zaman. Ama kendim de alacağım. Şimdi yaklaşık 1300-1400 civarı falan sanırım. Kızlarınızı bir ucundan alın. Kendimiz de almayı düşünüyoruz ama. Şöyle göstereyim sizlere. Hani benim çok hoşuma gitmişti. Bunu mu kullandık? Dolma tencerimi, öbürkünü mü kullandık? Vallahi bir ikisini birkaç defa kullandıydık ama bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti bu günlük kullanılmaya falan. Hani kendi tencerem olmasaydı kendime de alacaktım da. Pilava, dolmaya ne güzel. Bu pilav, karnıyarık tenceresi, pilava, dolmaya. Annem dediği gibi. Şöyle hem sizlere de göstereyim dedim. Hem de açayım, hani yıkayayım, dolaba kaldırayım dedim ama. Şimdi bilmiyorum, annem kaldır kızım yıka derse yıkayacağım, koyacağım, kullanacaksa. Kullanın, kullanma, o bir şey olmaz. Onunla da
Ha ben araya da çok olmasın dedim. İyice olsun. Torunluğumu da düşüneyim galiba. Olsun, yıkan koyalım, kullanılsın. Arada da olsa kullanılsın. Yıka, yıka. Niye olacağım sonunda? Yıka bu. Olur, olur. Bu da ileride bak. Öyle deyince şeyde kaldım şimdi ben. O yüzden. Torunluğum var mı? Yok galiba. Şimdi niye aldıysam? İkisini alalım. Yorgan aldım, onları da aldıydım. Birer tane çocuklarımı, kızlarımı aldıydım. Beğendiğinizi alın dedim. O zaman iyi. İkisi de birer seçti. İki kız, kızların birine hangisi ne alacaksa iki sıra da alır. Oğlandan birine ne alacaksa iki sıra da alır. O yüzden iki kız iki olur mu? Çorap, çorabı çift alasım gelir. İndi iki tane alırım. Onlara da öyle de. Niye öyle bilmenin olsun? Aldım bu çorabı da çift alayım. Ama o çoraplar çift alıyor. Bazen Fatma Nur bize geliyor. Fatma Nur unutup gidiyor. Bazen ya da annenesinin oraya geliyorlar. Zeynep. Unutup ki bakıyorum ikisi de aynı. İki çift olmuş. Bizde çorap oluyor. Karışıyor bazen. İşte ben şimdi beğenmemezlik olur diyeyim de ondan edeyim de gene de çeşit alayım aslında. Bir pazara gitsem eski çok ben pazarcıydım zaten. Gittim mi illa çocuk çorabına vardım. Niye öyle işte gördüm çocukları sevindireyim diye alırdım. Evet. Hele bu mahallede vermedim yoktur benim. Ufacık alırdım. Herkesin kendine göre verirdim galiba. Şimdi gene gittim. Annem niye öyledir? Bir pazara bir yere gittim, bir poşet aldım, bir çorap alır. Çorap hediye etmesini pek sever annem. Çorabım çoktur. Belki onlarda giyilmez, 20-30 çorap vardır. Onu boğçalamış, inatmış onu. Bulmaya ne alsın anam, ne olacak? Çorapsız kalma, çoktur çorabım. Şimdi şöyle tencerelerimizi göstereyim, bir tane içinde var, 4 tane arkadaşlar. Şimdi ben aslında içeride çekecektim bu videomu da. İçeride de klima açık şimdi. Ömer içeride yatıyor. Şimdi babamla Zeynep de gelirler şimdi. Onların da saati geliyor baya. O yüzden yoldan tarafta şimdi yatak odasında çekiyorum ben. Şimdi babam da gelir. Klimanın başında bir tane olmaz. Bana diğer çalıştır o derim. Mouse'lu klimayı derim. Çalıştır batış der. Yara yatar bir daha bak yoktur. Beni yürüyorum gider. Ulan derim ben de vuracağım bir yat. Ana der Fatoş der. Bana dokunayım bilmem o der. Durdaman anam durdaman. Bir baktım yoktur bu. Duramaz canım babam şimdi yarın merkezine geldim. Aldım uydu suyunu şeyini doğru bahçeye gider önce bir. Orada sandalyesi vardı. Bir el serin yerde oturur gelir. Şimdi babam durmayınca sen de klimanın başa durasın gelmeye yalıyız. Uyandırayım valla. Dün Fatoş diye. Aç yat boş ver sen babam duramıyorsun. Akşam oldu Fatoş diye. Gene de namazın geçiyor diye. Dağın üç yerden inmişmiş güneş. Öyle. Durulmasak tam uykuya yatmışım bari. Yat ne olacak serinliğiyle. Fatoş diye namaz kıldın mı diye namazın geçiyor hele dedi. Bir de baktım gene de günü öyle kalmış. Koşalak kıldım ben namaz için. Gelmiyor babam bak o kadar klimanın başında şey oluyor ya. Durmaz. O televizyonun başında televizyon salonda bizim orada klima yok. Hani kapıyı da açsa dedi geçen gün sıcak yanıyor orası ama oradan gelmiyor. İçeriye gelmiyor. Orada uyumuş. Hı, dedim baba dedim bayıldın mı uyudun mu yoksa dedim. Yoksa bayıldın mı sıcakla diye. Yo yo kızım iyiyim ben diyor ama o şeyle televizyona bakıyor i̇şte ama. Bak orada klima çalışıyor. Gelmiyor klimanın yani. Başını babam sevmiyor klimayı. Hiç sevmez. Zorlaca getirdim. Uyuyormuş. Geçmiş. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Ha, azıcık aşağı çekelim sizi. Ama ben de almak istiyorum arkadaşlar. Ben de alacağım bu tencereyi. Gerçekten çok hoşuma gitti. O zaman da beğenerek almıştık zaten ablamla da. Şimdi şu karnı yarık tenceresi. Bunu kullanmış olmam lazım. Bunu dolma falan yapmıştık diye hatırlıyorum. Pilav mı dolma mı yaptık. Bunu kullandık sanırım. Ama aynen bunun poşeti yoktu herhalde. Bunu kullanmışız. İşte dediğim gibi annem kaldırmış koymuş. Bu da şöyle bir derin bir tenceresi. Dedim sen bunu kaldırmışsın dedim. Şöyle bir arkadaşlara göstereyim dedim. Şu şekilde. Bu ikisi büyük arkadaşlar. Bunun kapağımıydı. Şöyle. Şu bunun herhalde. Bak bunu da kullanmışız sanırım. Bu da poşetinden çıkmış. Bunu ve şu en alttakini kullanmışız arkadaşlar. Bunu da kullanmamışız. Bu da poşetinden çıkmamış. Hem de en küçük şey bizim gibiler hine ki. Kibar. Önden kullanılmıyor. Sokar vazgeçtim.
gördünüz mü? Görünce şimdiden de dayanamadım. Kullan bunlar işte. Seninle mi yaşayacak? Öbür tencereyle bir 30 sene, 20 sene, 30 sene olmuştur. Bir 30 sene anladın mı? İşte daha benziyor. Kullan bunları. Kullanmayacak mı yaz? Aynen. Ha, at bunları. Kullanmayacak da ne yaz? İşte öyle değil mi? Çeyizliğe mi koyacağım canım? Doğru. Allah Allah. Enden olur ki. Ben valla vereyim. Böyle koyacağım bak. Gitti alıp kullanalım. Bizle mi beraber mi yaşayacak ki? Hakikaten var ya. Eskiden şey yapıyordum arkadaşlar. Ben de kıyamıyordum ama şimdi bulduğum zaman kıyıyorum valla. Kullanıyorum. Benle mi yaşayacak diyorum ben de. Doğru, eskiden doğru. Ben de kıyamıyordum. Koyuyordum bir kenara. Hani doğru. Daha sonra kullanırım. İşte misafirim geldiğinde gittiğinde çok falan büyük. Kullanırım diye şey yapıyordum. Valla şimdi hiç acımıyorum artık. Çünkü gelmişim kaç yaşına. O yüzden kullanıyorum valla. Büyükler yani, tam iyi gelenim oldu. Saçıklarına bak öyle kibarcık gari. Yine bir arkadaş vardı orada diyarın merkezinde. Oraya şeye gittik. Neydi o? Bir şey ucuzluk bir yer var ya. Bir milyon civarı kocaman mağaza. Orada yakın. Gittik o arkadaş böylece bir şey var. Tek hemen ona sahip çıktı. Ne oldu dedim ben. 12 liradı o zaman kaç sene oldu? 3-4 sene oldu. Hemen onu yapıştı şey, tuttu. Züccaciye gibi bir yerde mi? Çok geniş bir yer. Ben de iki şey aldım, tafa aldım. Bu var, bunun dedi bir tek kalmış dedi. Olsa kız bir de ben alsam dedim. Benim var zaten emme. Bu dedim kibarcık hoşuma gitti. Bizim dedi adamla bize yeter kız bu dedi. Çorbaya dedi. Çorba gitti. Yeme git dedi. Bize yeter bu dedi. Onlar iki kişi. Ondan aklıma geliyor. Böyle kibarcık diye aldı hemen. Şimdi böyle küçücük diyeyim de aklıma mı geldi? İkinize yetecek işte sizin bakıyorum. Benim de küçük var. Tencerelen küçüğü var ya. O da iyidir benim. Kullanmadım da vazlanım. Tabum çok. Yer gözüm. Kabımız çok oluyor da illaki köy yerinde hani illaki bize her şeyimizde kıymetli oluyor. Yani kimisi bunları şey yapıyor aslında. Yenisini aldım bir eskisini atıyor ama hani biz kıyamıyoruz eskiyi de atamıyoruz. Çünkü neden hani nasıl diyeyim hani kıymetini biliyoruz diyelim. Yani o böyle hani şeyden demeyelim de. Hani bunun yeri ayrı, onun yeri ayrı mesela. Tencerem çoktur. Yani. Onun geçik tencerem var hanım. Hangi birini? Büyüğünü istersen büyüğü var. İşte koyacak yer sıkıntımız yok. Var. Mutfak da küçük onu olunca koyacak yerimiz yok. Kazan eni gibi büyük olan tencere almışım. Ne olacak öyle hiç kullanılmadı. Öyle kalabalıkta şey olur diye. İşte annemin büyük tencereleri de vardır. Hani öyle kalabalıkta şeyde lazım olur diye. Öyle derdik. Ama şimdi öyle değil işte. Şimdi her şeyi getiriyor adam. Ötekiler tepsisini, tabağını indi bir mevlüt etsen getiriyorlar, düğün etsen getiriyorlar. Öyle her şeyini tekmil getiriyorlar. Öyle eskiden bir kalabalığın, bir cenazen, bir düğün şeyi olsa yiyordu. Hani kendin oluyordu, kazanın düzenin işte komşudan başım. Şeyden kendin ayarlıyordun mesela. Evet. Şimdi öyle değil galiba. Öyle değil. Yüzü geçik kaşım vardı benim. Niye böyle bir toplantılama buldum, öyle şeylere verdim parayı, ihtiyacım diye. İşte yok oldu gitti. Annemin hala bu arada çeyizlik kaşıkları duruyordur. Dün Ende'yle konuşuyorsun aklıma geldi. Avangül'e vardık. Burada yemek ettik. Orada yiyelim diye. Masada yiyeceğiz. Bir baktım. Ende o kaşığı dedim. Beri tut bakayım dedim. Torun tuttu. Belki dedi annenden kaşıklığındandır o dedi. Ondan bakardır dedi Avangül'e. Bak dedim doğru. Benim bu ne zamandan biliyorsun dedim. Gelinlik kaşığım bu dedim. Kurbanda alınan kaşık. Altı çatalı, altı da kaşık. Ne var zaten var mı fazla? Bu o anam dedim bak. Altı çatal, altı kaşık kaybolmamış yani. Kaç senedir? 50-55 sene. 50 sene geçmiş. O kaşık kaybolmamış anam bak. Nereye gitse bilirim, seçerim. Kaşıklarımı. Ta duruyorlar onlar da bak işte kaşıkların içinde. Çay kaşığın da vardır değil mi? Çay kaşığın da vardır değil mi? Vardır. Ben bildim bile de bir annemin birkaç var yani öyle çay kaşığı var. Çay kaşığımda bir can takımım vardır. Birer takımcı böyle çok yiyorduk iyi. Onlardan vardır. Tabii benim öyle şeylerim. Ondan geri porselen tabağım vardır. Kaç tane. İlk çıkmış kardeşi rahmetlik. Bu porselenden öyle güzel. İki tane yeşil almış. İki de az yeşile benzer. Dört tane almış. Kızım dedi bunlar yeni çıkmış dedi. Yeni mi o diyeyim şundan aldım dedi. Vardır öyle aklıma geldi. Dedem rahmetli. Daha vardır onun bir miksim onları duruyor da. Deden dedim bu hatırasıdır bu dedim. Bakır kapalı neydi hanım çok evvel.
Bir sürü benim çenem vardı. Hiç halil etmedik. Bir oldu çıktı gitti. Ama şimdi onlar değer işte. Şimdi o bakırlar çok değerli şimdi. Hiçbir onu bir galil etiyorsun. Hem hani bakır şeyde bir şey yemeğin hem lezzeti bir başka oluyor. Hem de hiç sağlık yönünden de. Hiç galil etmedim bile. Öyle geldi geçti. Niye çelikler alınsın? Onlar rahat aç kalmadı. Öyle yavrum işte. Niye dedim çocuğum? Dünyanın şeyi işte. Öyle annem. Yok var. Yarın yokuz işte bu. İnsanoğlunun hakikaten şöyle arkadaşlar bir eşya kadar hani ömrü yok. Yok yok anam bak 50 seneyi geçmiş çatalım kaşımda hiç sormamışlar durup durup değil mi? Biz evet. Bittik işte kocadık. Evet hakikaten insanın bir eşya kadar bir ağaç kadar ömrü yok. Yok yavrum yok. İnsanoğlu işte ya işte geldik işte gidiyoruz. Yok iyi derim yavrum Allah bundan kötü etmesin. Allah'ıma duam sağlık etsin. Herkese çoruma çocuğuma sağlık buyursun herkese. İlla sağlık inşallah. Canım, sağlık. Sağlığın yerindeyse her şeyin. En zengin sensin. Amin. Her anne. Şey olur, illa sağlık. Öyle anne. Sağlığın olmadı mı? Antalya'nın, Antalya değil, Türkiye'ye sağlık versen ne için de? İlla sağlığın yerindeyse bahtiyarsın. Öyle anne. Gözüm pek bir daldı. Öyle. Yapacak yok çocuğum. Böyle arkadaşlar. Şimdi bizimkiler gelmeden şöyle ben bir hem tencereleri çıkarayım dedim. Hem de ben bunları bir yıkayayım, kaldırayım. Ondan sonra annemin dolabına koyayım. Ondan sonra nereye koyduğumu da göstereceğim sizlere. Bak tekrardan kutuya katmayacağım. Kullansın. Annemin niyeti de oymuşmuş. Baksana evet. İleride çorumcu işte evlenirler, torun torba gelir işte falan diye bak temizcik olsun diye düşünüyormuş onun niyeti de. Evet. Olsun varsın seninle mi yaşayacak annem? Yine alırız bak işte diyorsun kaç senedir kullanıyorum diyorum bak işte. O günleri görmeyiz kim bilir. O yüzden. Hani Allah insan... herkesi göstersin. Amin, Allah'ım. Amin inşallah. Amin. Allah'ım hayırlısı. Görmeden görmeyiz onu bilemeyiz. Tabii ama. Göreceğiz can. Görürsünüz Allah nasip onu edecek Allah inşallah. Böyle canlar. Bu videonun devamında tekrardan görüşürüz herhalde. Ben bunları yıkayayım, kaldırayım en son halime sizlere göstereyim canlar. Şöyle bir video çekmek istedim. Ben bunu aslında dediğim gibi o zaman ikisini çıkarmıştım, kullanmıştım ama sonra görüşüm o görüşüm. Bir daha görmediydim. Annem kaldırmış, koymuş, duyduydum. Annem kaldırdım kızım. O her yer çanak çömek. Ne olacak burada falan diye dediydi annem de. Dur ben onların hepsini bir yıkayayım, yerine buldurayım. Ondan sonra yerinde dursun, kutusunda değil dedim ben de. Böyle olsun canlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videomun sonuna eklerim. Hadi ben yıkayayım, koyayım da yerine buldurayım bundan. Hayırdır ama. Şöyle gördüğünüz gibi tencereler yerini buldu arkadaşlar. Şöyle yıkadım, kuruladım. Hemen şöyle annemin burada misafir tabakları vardı. Misafir tabaklarının yanına kaldırdım. Bunlar yan yanaydı. Üstteki çorba kaseleri aşağıdaydı. Onları üste koydum. Burada tatlı tabaklarımız vardı. Onları başka yere kaldırdım ama burası tam şu an yeri oldu. Burada daha derli topluk. O kutusundan çıkarmış oldum yani. O kutu benim canımı sıkıyordu. O kutuyu atmayınca yoksa o kutuya girer tekrardan bu tencereler. Şöyle aşağıda da kullanmış olduğu günlük tabakları falan var annem. Böyle canlar bizlerle beraber mi yaşayacak? Annemle mi yaşayacak? O yüzden kullansın. Yeri geldiği zaman kullansın. O yüzden hemen kutusunu da atacağım. Yoksa o kutuya tekrardan girer canlar. Tekrardan bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar. Hoşça kalın.